Şimdi koltuklarınıza yaslanın. Sinan abi de çok dikkatli izleyecek. Bizler de çok dikkatli izliyoruz burada. Sayın Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın röportajını izleyeceğiz. Var odasında da yine bir röportaj var. Sayın Mehmet Büyükekşi çizgileri çizerken Devrim Zengi yanında. Bir görelim bakalım neler oluyor. Başkanım, iki cümle VAR koltuğuna oturduğunuz, sizle hakemlikle ilgili ne düşündünüz? Konuyu şey yapmayalım da sonra konuşacağız. Yani bugün konumuz VAR. Onunla ilgili de ben de VAR hakemi değilim. Zor mu peki başkanım koltukta durmak? O koltukta oturmakta bir sorun yok. Ama siz orada giderseniz içeride daha iyi olur. Peki başkanım, bu Galatasaray yönetiminin bir ziyareti var. Onunla ilgili kamuoyunda konuşmalar oldu. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yorum yok. Şu anda bugün VAR'ı konuşuyoruz. Gündemin değişmesini istemiyoruz. Normal bir ziyaret mi sizce? Teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Başkanım merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Dün Sayın Erden Timur'un çok sert ve keskin açıklamaları oldu. Sizin de bildiğiniz gibi. Bütün bu düzenin bir kurgu olduğunu, kasıtlı yapılmış bir kurgu olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin çok açık bir dille, çok açık bir şekilde Süper Lig'de kayırıldığını düşündüğünü söyledi. Bu konu hakkında sizin fikirleriniz neler? Şu anda konumuz bu değil. Onun için bu konuda bir yorum yapmayacağım. Biz gerektiği zaman gerekli cevapları veririz. Teşekkür ederim. Bir Murat Ilgaz'ı bir görelim. Neler söylemiş? Murat Hoca neler söylemiş? Murat Ilgaz diyorum arkadaşım gibi. Bir görelim hocamız neler söylemiş. Sayın Murat Ilgaz, evet, basın mensupları, ardından kulüp başkanları, kaptanlar gelecek. Burada tam olarak anlaşılmayan nedir? Neyi anlatmak istiyorsunuz? Video yardımcı hakem çalışma koşullarını yakından göstermek istedik. Bir olayın incelenmesi, bir ofsayt çizgisinin çizilmesinin ne kadar güçlükler arz ettiğini bir yaşayarak anlatmak istedik. Bunları zaman zaman biz dershane ortamında sunu olarak yapıyoruz. Ancak gerçek hayatta bu işlerin nasıl olduğunu göstermemizin tek yolu bu şekilde workshop dediğimiz şekilde yapmamızın daha doğru olacağını düşündük. Tam da zamanıydı aslında video yardımcı hakemlerle ilgili bir şeyler anlatmanın. Burada sizler de görüyorsunuz, video yardımcı hakem olarak oturuyorsunuz. Offside çizgilerini çekiyorsunuz, bizzat kendiniz çekiyorsunuz. Oyuncuların offside'la ilgili uzuvlarını tespit ediyorsunuz ve çok kritik birkaç santimle nasıl offside ortaya çıkıyor deneyimliyorsunuz. Amacımız, temel amacımız, müdahalelerin, offside'ların ne kadar büyük bir hassasiyetle çizildiğini göstermek oldu. Peki burada en çok çizgiler konusunda itirazlar oluyor, offside çizgileri konusunda. İşte bu hassasiyeti bildiğimiz için, bizzat sizlere çizdirmek istedik. Ne kadar hassas bir ölçümle offside'ların çizildiğini, nereden çizilmesi gerektiğini hem dershane ortamında anlattık, sunum yaptık. Hem de şimdi bizzat sizler deneyimleyerek olayı görüyorsunuz. Peki Murat Bey, özellikle VAR hakemlerinin ayrılması, onların sadece sabit olması, sanki bu sene hakem hatalarını biraz VAR'da azaltmış gibi oldu. Uzmanlık kazandırmaya çalışıyoruz. Dünyada zaman içerisinde bu uzmanlığa doğru kayacaktır. Bundan eminiz. Daha önce hem hakemlik hem yardımcı hakemlik yapardık. Fakat sonradan uzmanlık olsun diye yardımcı hakemler ayrıldı. Şimdi de sıra video yardımcı hakemlerde. Bir geçiş süreci yaşıyoruz. Deneyimliyoruz olayları. Kadromuzu işte 12'den nihai olarak 20 ile 25 arasına getirmeyi planlıyoruz. Böylece daha fazla deneyimle, daha az hata yaparak ilerlemeyi umuyoruz. Murat Bey, bir de şunu soracağım. Bilinmediği için soruyorum. Kamuoyu bunu bilsin diye. Hakem atamalarını sizin önderliğinizde genel anlamda bütün
kaç kişi yapıyor? Hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu yapar. Üst seviyedeki hakem atamalarını PİMİK dediğimiz bölüm yapar. Bunun içerisine birincilik, süperlik, yardımcı hakemler, dördüncü hakemler ve video yardımcı hakemler de vardır. Hiçbir zaman için bir kişinin inisiyatifinde değildir. Defalarca kontrol edilerek yapılan atamalardır bunlar. Peki bir de Ahmet Hoca'yı soracağım. Ahmet Çakar sizinle ilgili güzel anıları var. Hep anlatır hocam. Ahmet Çakar'la gençlik yıllarımızda o yedek subaylık yaparken Ankara'da havacı yedek subaydı Etimesut'ta. Doktor olarak çok güzel anılarımız var. İyi arkadaştık. Çünkü hakemler iyi arkadaştırlar. Mutlaka sahanın dışında birlikte hareket ederler, birlikte yerler içerler ve bizim Ahmet Çakar'la da gençliğimizde işte nasıl diyeyim 20'li 30'lu yaşlarda hakemlik yaparken beraberdik. O zamanlar üst seviye hakemlerdi. Biz de yükselmeye işte aday hakemlerdik. Gayet güzel dostluğumuz oldu. Siz yardımcı hakemdiniz değil mi Ahmet Bey? Ben yardımcı hakem çıktım. İyi davranır mı size? Ahmet çok ne diyelim cool, çok değişik ve dünya görüşü bizlerden çok farklıydı. Sohbeti hoştur, değişiktir. Çok iyi hakemdi. Hiç kimse ortada yokken o Avrupa Şampiyonası'nda hakemlik yaptı. Son derece iyi hakemdi. Yani inanılmaz iyiydi. Peki Murat Bey, bir de siz açıklama yaptığınız zaman bir kez de size sormak istedim ben. Fenerbahçe Kongre Üyesi ile ilgili bir takım söylentiler oluyor. Bunu çünkü kendiniz açıkladınız. Ben de tweetten de paylaştım. Bunu sizin ağzınızdan bir kez daha duyabilir miyiz? Elbette öyle bir şey yok. Bir yanlış algılama oldu galiba. Ondan sonra da yayıldı gitti. Elbette hiçbir kulübe üye olmam söz konusu değil. Bu yanlış algılama da sonunda düzeltildiği için de mutluyum. Teşekkür ederim. İstiren Sayın Federasyon Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel federasyon binası içindeki sunumda da değerli basın mensuplarına verilen bilgiler dahilinde basın mensuplarımızı buraya davet ettik. İlk defa VAR odasına girdiler. Sahada hakemin vermiş olduğu kararları kendileri operatör olarak ekran başında ve masa başında karşılarına çıkacak olan kırmızı kartlar, offside çizgileriyle ilgili kendileri şu anda içeride pratik yapıyorlar. VAR'ın ne şekilde çalıştığı konusunda kendilerini bilgilendirmek için bu toplantı ve bu organizasyon yapıldı. Peki başkanım, şimdi özellikle çizgilerin çizilmesiyle ilgili çok tartışma oluyor. Buradaki asıl yani buradaki gerçek nedir? Çizgilerin çizilmesiyle ilgili özellikle. Biz özellikle değerli basın mensuplarını buraya çağırdık ki çizgilerin nasıl çekildiğini bizzat kendileri görsünler ve tatbik etsinler diye. Seminer salonunda gördüğünüz gibi bir perspektif olayımız var. Çizgi ilk çekildiği yerde kalın, sonsuza doğru gittikçe incelir. Bununla ilgili kesinlikle yapılan spekülasyonlara katılmıyoruz. Zaten burada sizler bu işin denemesini yaptınız. Peki başkanım, baktığınızda özellikle 4 konuda VAR'a gidiliyor. Bize orada bilgi de verildi. Sizce kulüp başkanları ya da futbol kamuoyu bunların hepsini bilmediği için mi çok itirazlar yaşanıyor? Şimdi önümüzdeki haftanın 25'inde Salı günü kulüp başkanlarımız, teknik direktörlerimiz, tahmin ediyorum takım kaplanları da burada olacak. Aynı sunum kendine de yapılacak. Kendileri de bizzat buraya VAR odalarına gelerek burada tatbikat yapacaklar. Peki başkanım, geride kalan 10 haftayı düşündüğümüzde memnun musunuz şu andaki gidişattan genel anlamda? Genel anlamda memnunum. Genel anlamda Merkez Hakem Kurulu olarak memnunuz. Peki VAR hakemlerin özellikle sabit olarak kalması işinizi daha da kolaylaştırdı mı? Çünkü sanki VAR'dan biraz daha az hata yapılmaya başlandı bu sezon. Evet, ilk 10 haftaya bakıldığı zaman VAR hakemlerinin çok başarılı olduğu gözüküyor. Bizi en çok sıkıntıya sokan işte bu çizgiler üzerinde büyük spekülasyonlar yapılıyor. Onun haricinde biz VAR hakemlerimizden memnunuz. Peki beklentileriniz ne Sayın Başkanım? Futbol kamuoyundan, futbolculardan, başkanlardan genel anlamda? UEFA'nın meşhur bir sözü var, respect.
Respekt, respekt, respekt. Peki Ahmet Hoca'ya buradan bir mesajınız var mı? Ahmet Hoca'ya ve o anda stüdyoda bulunacak olan kişilere hepsine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizi sürekli oradan arıyor, size evet, mesajlar evet, atıyor. Evet. Alıyor musunuz mesajı? Alıyorum, alıyorum ve ben de cevap veriyorum zaten. Cevap veriyorsunuz. Tabii peki, ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ahmet Hoca sürekli mesajlar atıyor diyor Sabri Hocam da. Şimdi... 40 senedir tanıyorum ben Sabri'yi. 40 yıl. Beşiktaş'ta rahmetli Hasan Tutaş'ın dükkanının önünde dikilirdi. Ben severim, kıyak adamdır. Sabri Hoca iyi evet, adamdır yani. Evet. Mustafa Gülaç'tı. Mustafa Gülaç'tı isimli bir kardeşimiz. Koyu Beşiktaş'tı. Biraz engelli bir kardeşimiz. Sizi çok seviyor Sinan abi. Sizden bir selam bekliyor. Mustafa Gülaç'tı. Şimdi var odasına girdi Devrim abi. Bu görüntüler çok önemli işte. Ben dedim ki ya Devrim abi önemli mi hani çizgileri çizerken işte bir ayakkabının arkasına ve ön tarafına, kramponun ucuna, arkasına, yanına, sağına, soluna etkili olabiliyor mu orada çizenler dedim. Oluyor tabii dedi. İsteyen istediğini yapabilir. Değil mi? Yani tabii oradaki en önemli konu bu. Oradaki kişilerin Türk futbolunda şu an hakemler için en önemli konu çizgiler. Özellikle ofsayt çizgileri. Evet. Bakalım. Bir görelim bakalım. En önemli konu. Evet, şu anda Riva'da VAR odasındayız. En çok konuşulan oda VAR odası. Bütün pozisyonlarda hemen hemen gündeme gelir ve zaman zaman da sert tartışmalar yaşanır. İşte VAR odasındayız ve yanımızda Özgür Hoca var. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay öncelikle gelsin. Sağ olun. Nasıl teşekkür ederim. Çok şükür iyiyiz, iyi gidiyor. Şimdi birazdan size işte simülasyon görüntülerinde VAR'ın işleyişini, prensiplerini anlatacağız. Evet hocam. Beraber uygulama yapacağız. Geçelim. Evet, buyur hocam. Evet. Evet. Şu anda hocam. Emre operatör arkadaşımız. Merhabalar. Merhaba, sağ olun. Teşekkür ederim. Gösterecek. Siz evet. Var hakem olarak, ben daha var hakem olarak tamam. Pozisyonu inceleyeceğiz. Tamam hocam. Yukarıdaki ekrandan öncelikle maçı izliyorsunuz. Hı-hı. Burası sizin inceleme alanınız, inceleme Hı-hı. ekranınız. Evet. Buradan operatörden istediğiniz bütün açılar bu ekrana gelecek. Hı-hı. Tuşlar, işaretleme tuşları, bookmark tuşları, Hı-hı. kırmızı tuşlu hakeme bastığınız hakeme iletişim kuruyorsunuz. Burada da olayları işaretliyorsunuz. Potansiyel ofsayt, potansiyel penaltı, potansiyel kırmızı kart. İşaretlediğiniz anları size operatör getirecek. Evet. Şimdi pozisyonu inceliyoruz. Bir gol oldu. Evet hocam. Gol kararı var sahada ve bu gol kararını incelemeniz gerekiyor. Golden önce bir ihlal var mı? Gol mü öncelikle? Onu incelemeniz gerekiyor. Topun ayaktan çıkış anı. Tamam, topun ayaktan çıkış anını siz işaretleyin. Yani yok işaretle dediğim yani tamam. Onaylamak tamam, için tamam. Operatörle tamam. iletişim kurarak evet bu. Tamam, şurası evet. Burası mı? Evet. Tamam. Çünkü ona göre olaylar değişecek, okay, offside tamam, değişecek. Tamam evet. Şimdi ilk çizmeniz gereken defans oyuncusu. Defans oyuncusu, 3 evet. tane defans evet. oyuncusu var. Evet. Üçünden birini ilk çizmeniz gereken 9 numara. Dokuz evet, 9 numara. Numaranın kale çizgisine olan, yakınlığı değil mi? Yakın olan uzunluğu, omuzundan çizmelisiniz. Evet. evet. Siz yönlendirin, sağa ya da sola tamam. diye yönlendirebilirsiniz bu mavi çizgiyi. Mavi çizgiyi omuzundan değil mi hocam? Evet, omuzundan çizmeniz. Sağa ya da sola diye yönlendirmeniz sağ, gerekiyor. Sağ, biraz daha sağa. Az daha. Tamam. Tamam. Şimdi hücumu çizeceğiz. Gol atan oyuncuyu hatırlıyor musunuz? Gol atan oyuncuyu. Altı mıydı hocam? Tamam, bir izletelim onu Emre. Belki arkadan gelen bir oyuncu atıyor, evet, etkiliyor. Evet. Onların hepsine bakmamız. Altı numara, tamam. Evet, altı numara. Peki. Doğru. Tekrardan Emre hızlı bir şekilde defans oyuncusunu çizelim. Tamam. Şimdi hücumu siz çizdirin. Hücumu evet. Evet. Tamam. Şimdi. Evet. Altı numara. Şimdi ayağını mı çizmelisiniz? Hangisi kale çizgisine yakınsa? Oranını şuraya çizdirin. Evet. Evet. Söyleyin, operatöre açık bir şekilde tamam, söyleyebilirsiniz. Tamam, kırmızı, altı evet, numaranın tamam, tamam, orası, sol omuzundan tamam, çiziyorum tamam, diye. Sol omuz, evet tamam. Evet. Yükseltiyorsunuz. Omuzundan, evet tamam. Tamam, tam omuzu, evet. Tamam. Onaylıyor musun diye en son evet, soruyu onaylıyorum diyorsunuz. Evet. Bak, offside çıktı. Offside. Şimdi bundan sonra yapmanız gereken hakemle iletişim, evet, hakemle iletişim kurarak bu golün iptalini sağlamalısınız. Evet. Monitörü tamam. izlemeden, bu fake, gerçek bir karar olduğu için bunu VAR kararıyla
ofsaytla iptal etmeniz gerekiyor. Hakeme iletişim kurar. Kırmızı tuşa basıyorsunuz. Pozisyonu ofsayt, golü iptal et diyorsunuz. Televizyon işareti yapıyor hakem ve ofsaytla oyunu başlatıyor. Ofsaytın nerede gerçekleştiğini, nereden olduğunu da hakeme iletişim kurarak ofsayt bölgesinden endirekt serbest vuruşla. Bu işler diyorsunuz hocam bu kadar kolay değil. Kolay değil. Şimdi mesela süre var orada, süre geçiyor. İki dakika. Benim dikkatimi bir şey çektim. Muhteşem anlatıyor Devrim abiyle. Özgür hocamız, Yankaya. Özgür hocamız. Teşekkür ederiz. Emre hocaya da teşekkürler. İstediği gibi çizebilir. İşte o... Onun sağdan artık mı diyor, alttan mı diyor, yukarıdan mı diyor? Vicdanına kalmış olan. Bazen yapılıyor. Murat Sancak ne dedi? En önemli şey dedi bu çizgi Türk futbolunda ofsayt özellikle. Bu çizgi çok önemli. Bu çizgiciler çok önemli. Baksana Sinan abi değil mi? Evet. Enteresan bir şekilde. Çizgiler çok önemli. Onun için çok dikkatli izleyelim. Evet. Bitirelim. 21 saniye geçmiş. Ha, sadece evet. Golden önce bir ofsayt pozisyonu var. Bazen birkaç pozisyon oluyor. İşte bir hücum oyuncusunun elle alma olabiliyor. Veya ne bileyim oyun alanını çeviren çizgileri terk etmiş olabilir. Belki sadece bir tane değil iki tane ofsayt pozisyonu olabilir. Hepsini kontrol etmeniz gerekiyor. Peki. Tabii süre de uzuyor. Evet, ama doğruluk her zaman önemlidir. Evet, hocam burada en çok sizin zorlandığınız ne oluyor mesela maçlarda var olarak? Yani zorlandığımız derken yani bütün pozisyonları zaten inceliyoruz. Yok tereddütte kaldığımız bir şey yok. Bütün açılar bizim elimizde. Bunlar inceleyerek, dikkatli bir şekilde inceleyerek bunlara karar veriyoruz. Peki hocam siz tamamen şimdi VAR'a yöneldiniz. VAR hakem olarak devam ediyorsunuz sezona. Evet. Sağda mı olmak daha iyi, burada mı olmak, hangisi daha zor? Hani hakem açısından bakacak olursak. Yok şu anda ben zaten hakemliğimi bıraktıktan sonra VAR hakem olarak VAR kadrosuna girdim. VAR kadrosu olarak görüyorum ve devam ediyorum. Peki. Hocam Türkiye'de Türkiye VAR anlamında en başarılı ülkelerden birisi, doğru mu? Evet kesinlikle. Hem VAR merkezimiz hem de VAR çizgimiz anlamında kesinlikle evet. Bu sene sanki VAR hakemleri hani sabit olunca VAR'da hakem hataları da birazcık azaldı. Değil mi hocam? Peki hocam buradan başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Teşekkürler. Sağ olun. Peki. Teşekkürler. Evet. Şimdi Özgür Hoca'ya teşekkür ederiz. Çok güzel anlattı. Çok teşekkürler.